Herkese merhabalar. Bugün de sizlere yepyeni bir telefon olan Xiaomi Redmi Note 8 kutu açılımını yapacağız. Bu telefon şu anda piyasa geneline baktığında 2100 TL ile 1700 TL arasında alabileceğiniz süper performans olan bir telefon. Zaten şu anda 2019'un sonu, 2020'nin başı cihaz satış rakamlarına bakıldığında Xiaomi Redmi Note 8 zaten çıkalı daha ortalama 1,5-2 ay oldu. Gerçekten de çok büyük satış rakamlarını yakaladı. Yani diyeceksiniz ki Redmi Note 8, Redmi Note 7 yakalayabilecek mi? Benim tabirimce ondan daha fazla satılacaktır. Telefon güzel gerçekten. Bu elimizdeki siyah modeli şöyle baktığımızda 4 GB 64 ve telefonun şu anda açılımını yapacağız. Tabi bu arada bu Mi Türkiye garantili, distribütör garantili, internet ortamında veya da farklı telefon kuruluşlarında telefona e-mail atma farklı durumlarda söz konusu olabiliyor. Evet, bu belge bizim için çok önemliydi. Çünkü orijinal, distribütör garantili. Telefon e-maili kapansa firma zaten arkasında. Ne diyor burada? 2 yıl. Azami tamir süresi 20 gün. Orijinal. Üretici firma Hindistan. Hadi Hindistan. Pekin. Çin Halk Cumhuriyeti. Çin'de üretici firma. Orada. Burada garantinin şartları yazmakta. Ne diyor? Garanti belgesi ve dikkat. Garanti belgesi ve faturası olmayan cihazlar garanti kapsamı dışındadır. Bunu yeni cihaz almak istediğinizde bunu gerçekten dikkat edin. Bakın tekrar ediyorum. Garanti belgesi ve faturası olmayan cihazlar garanti kapsamı dışındadır. Yani demek istediğim telefonun garanti belgesi veyahut da bunda kaşe, garanti yoksa imzalı kaşe bunda yoksa orijinal distribütör garantili olduğu için firma bunu kabul etmiyor. Ve biz şu anda telefonun kutu açılımına baktığımızda yavaş yavaş açıyoruz telefonu. Ama tabi bu telefon kutunun üzerinde telefonun gözükmesi ayrıca bizi mutlu etti. Şu sağ üst tarafta da Mi'nin amblem bulunmakta. Zaten arayüz olarak Mi arayüzü kullanılıyor. Kutuyu açıyoruz. Evet, telefon içinden bir tane kılıf çıkıyor. Gerçekten şu an mutlu olduk ama kırılmaz camımız var mı bakalım. İlk önce şu kılıfın bir kalitesine bakalım. Nasıl güzel kaliteli bir kılıf mı? Bu gerçekten hoş bir kılıfa benziyor. Şeffaf silikon. Güzel. Güzel. Sonuçta piyasada bu 15 TL ile 20 TL arasında satılıyor. Tabi bu kılıfın olması bizi mutlu etti. Kaliteli bir ürün gibi gözüküyor. Ama gene hiç yoktan bizi bir 6 ay idare eder. Bunu da ekstradan söyleyelim. Başka bakalım. Burada bir telefonumuzun iğnesi var. SIM kart ve hafıza kartı takmak istediğinizde 256 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz. Bizim elimizdeki Xiaomi Note 8 modeli 64 GB. Tabii 32 GB. 64 GB ve 128 GB'ı bulunmakta. Şöyle bakıyoruz. Bakalım burada garanti ürünleri, kullanım kılavuzu, ürünün nasıl kullanıldığına bakıyoruz. Tabi bu iğnemiz kalite oranına baktığımızda pek de sağlam vermiyor ama zaten bunda SIM kart çıkaracağız, hafıza kartı çıkaracağız. Bunu da ekstradan şöyle bir kenara koyalım. Evet, telefonumuz burada kenarda dursun. Hemen bir bakalım şöyle telefonun USB-C. USB-C. Yeni akıllı cep telefonlarında USB-C şarj gelişi. Bu da aynı şekilde. Zaten bundan önce de bir üstte zaten linkimiz bulunmakta. Xiaomi Redmi 7 Note 7 telefonu incelemesini yapmıştık. Ayrıca üstteki linke tıklayıp o videoya erişebilirsiniz. Onunki de aynı şekildeydi. Şarj soket girişleri. Yaklaşık olarak 4-5 yıldır bu şarj soketlerini kullanıyoruz. Eski şarj soketlerinde çok sorun oluyor bu. Bozulma çok. Hele o Discovery modellerinde kullanıcılar vardır bilirler. Discovery modellerinde, akıllı cep telefonu modellerinde şarj soketi, özellikle şarjlardı ve telefonun şarj soketi çok büyük sıkıntıydı. Tabii GM5 Plus'tan sonra genel mobil aynı şekilde USB-C
TPC şarj aleti olarak değiştirdi. Bunu da ekstradan belirtelim. Hemen başlığımıza bakalım. Aslında bizim için en önemli olan şey buydu. Bunun gücü gerçekten. Bunun amperi ne kadar yüksekse akıllı şarj aleti ve akıllı cep telefonunun şarjını o kadar hızlı dolduruyor. 2.0 amper. Adaptörümüz gerçekten Made in China. Güzel bir ürün. Yani şimdi bunu ekstradan şu an almaya kalksa bu orijinal ürünü yaklaşık olarak 30 TL ile 110 TL arasında bir fiyatı değişmekte. Tabii piyasada 15 TL ile bulabiliyorsunuz. Bunu da ekstradan belirteyim. Ama orijinal ürün gerçekten güzel. Bir de ekstradan hoşumuza gitti. Başka bakalım kutuda bir şey var mı? Şöyle. Zorluyoruz. Üzücü bir haber vermek istiyorum. Tabii bundan önceki telefon videomuzda da Xiaomi Redmi Note 7 videomuzda da telefondan kulaklık çıkmamıştı. Yok, kulaklık yok. Zaten Xiaomi mağazalarına girdiyseniz görürsünüz. Ekstradan özellikle kulaklık satıyorlar. Çünkü telefonun çoğundan kulaklık çıkmıyor. Yani şu var, bazı internet ortamında grey spot e-mail numarası kopyalanmış telefonlara içine ekstradan kulaklık koyabiliyorlar. 10-15 TL'lik kulaklık o da. Bunu da ekstradan sizlere belirtelim. Ya bu telefonu biz Xiaomi Redmi Note 8 telefonu 64 GB elimize aldığımızda hemen bir 48 megapiksel kameralara geleceğiz. Bir sonraki videolarımızda arkada müthiş performans olan 4 adet kameramız bulunmakta. Bunun zaten ekstra özellikle kamera testi videosunda incelemesini yapacağız. Bu kameralar beni bitirdi ya, beni benden aldı ya. Ne diyor burada? 48 megapiksel. 48 megapiksel bir kamera. 6.3 inç geniş. Corning Gorilla Glass 5. Tabii bunu yıllar önce videolarımıza baktığımızda Corning Gorilla Glass 3 modelleri vardı. Bunun da 5 model olduğunu görmekteyiz. Gerçekten bataryası 4000 mAh. 4000 mAh batarya bulunmakta. Ortalama akıllı cep telefonu segmentlerine bakıldığında 4000'lik bir batarya gerçekten de performans olarak bir gün götürüyor. Samsung Galaxy A20 modelimiz vardı mesela. Bunun bataryası 4000'di. Bunda ortalama bir günden fazla şarj yetiyordu. Snapdragon 665 işlemciye baktığımızda gerçekten güzel bir performans olacağını düşünüyoruz. Şunu da ekstradan çıkartalım şöyle. Şunu çıkaralım. Şöyle. Telefonun arkasındaki şu parmak izi okuyucu gerçekten çok güzel performans olan bir durum söz konusu. Ne yazıyor burada? 48 megapiksel kamera. 48 megapiksel kamera. Gerçekten 1, 2, 3, 4 kameralara baksanıza. Hemen kameranın sağ tarafında flash destekleyici bir led bulunmakta. Bu ledle sayesinde daha güçlü performansı olan resimler, rahatlıkla fotoğraflar çekebileceğiz. Hemen mikrofon girişine, şarj girişine ve şarj soketi giriş taraflarına baktığımızda telefonun 3,5 minik bir şarj girişi bulunmakta. Şarj girişini söylemiştik ama şu hoparlör kısmı gerçekten çok güçlü gözüküyor. Ayrıca arka kamera için ses giriş yerleri de aynı şekilde. Telefon açma kapama tuşlarına bakalım. Yine aynı şekilde. Bunlar standart ya. Artık telefonun ses açma tuşu, seç kapama tuşu, telefonu açma kapama tuşu. Bu şekilde. Telefonun ön kamerasına baktığımızda ama biraz çelti bana biraz değişik geldi. Şu ön kameradaki çelti. Gerçekten biraz değişik geldi. Çünkü V şeklinde değil de yarım hilal. C şeklinde düşünebiliriz. Telefonu aldığımızda telefonun bazen fabrika çıkışlarında telefonun içinde şarj olmadığı görülmekte. Ama çoğunlukla telefonun içinde şarj oluyor. Zaten telefonu ilk açtığımızda bir titreme geliyor. O titreme geliyor. Alta baktığımızda özellikle telefonu ekrana elin dokunacak. Öyle bir durum. Bunu özellikle buraya çakmışlar zaten. Şurada Redmi direkt tak diye çakmış buraya. Niye? Parmağım yanlıştı. Telefonu böyle elimde tuttuğumda ekran açılmasın diye. Biraz daha üst kademeye almışlar. Bu da gerçekten çok güzel. Süper performans. Bu da benim çok hoşuma gitti. Yani diyeceksiniz ki bunu özellikle düşünmüş ama bu Redmi'yi buraya çakması beni mutlu etti. Bazı telefonlarda mesela burası sıfırdır. Parmağına dokununca ekran otomatik olarak açılır. Tabi bu da kullanıcıdan kullanıcıya değiştiği için bazen mutsuz durumlar söz konusu oluşturabiliyor. Telefonu gerek ağırlığı gerek tek elle kullanabilme kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir ama şu an standarda bakıldığımızda ortalama telefonun boyutu 6.3 inç. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Samsung Galaxy S5, S7, S8 o boyutlar, o ebatlarda o telefonu kullananlar varsa telefonun ebatı konusunda sıkıntı çekmeyecektir. Gerçekten bir gün akıllı cep telefonu bir gün kullanmak isteyenler için şarj konusuna baktığımızda ortalama 24 saat rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle silikon kılıfımızı telefon içinden çıktı bu arada. Bunu da ekstradan şöyle bir takalım.
şöyle taktığımızda altta şarj soket girişi pislikli olmasın diye böyle bir koruyucu kalkanımız bulunmakta. Bu gerçekten süper performans olan bir durum söz konusu. Bu silikon kılıfları 40 TL'den satıyorlar piyasada. Bunu da ekstradan belirteyim. Bakalım gerek kameranın yapısı, silikonun mesela donanımı, gerek parmak izinin bu şekilde bağlantısı bizi mutlu etti. Bu telefonu zaten şu anda bir sonraki videomuzda telefonun genel detaylı incelemesi, detaylı full incelemesi, kamera performansı, oyun performansı, bununla alakalı videolarımız ilerleyen günlerde yayında olacaktır. Tabii bundan sonra yeni yeni cep telefonlarının video çekimlerine devam edeceğiz. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonlarla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.